bir Kale Bodur'la mimarlığa hoş geldiniz. Amerikalı mimarlık şirketi Richard Byrd Mimarlık tarafından tasarlanan Kobe Kulesi, Japonya'nın en büyük şehri Kobe'de yer alıyor. 35 katlı yapıda 483 daire yer almış. Bu yenilikçi dizaynın amacı kusursuz mimari ve manzarayı harmanlamak. Mimarlar yapıda insanların buluşma noktaları olacak bahçe ve avluları tasarlamayı hedeflemiş. Kulede bulunan çoğu daire okyanus ve şehir manzarasına sahip. Kulenin 35. katında bulunan yemek ve dinlenme alanlarında koyu renkte ahşap, lüks taşlar ve zengin renk paletinin kullanımı dikkat çekiyor. Yapının şehir manzarasını, denizi ve dağları kucaklamasını sağlayan devasa camlarsa yapıyı benzerlerinden ayıran özelliklerden sadece birisi olarak göze çarpıyor. Meksikalı mimarlık şirketi Taylor David Dana tarafından tasarlanan Magdalena çatı katı Meksika'nın başkenti Mexico City'de yer alıyor. Yapının ana konsepti Meksika'nın kültürü ve çağdaş dokularıyla harmanlanmış. Yapı yatak odaları, oturma odası, yemek odası, teras ve mutfaktan oluşuyor. Yapının doğayla bağlantısı özel olarak tasarlanmış, terası ve geniş pencereli oturma odası sayesinde renk katılmış. İç tasarım açısından türünün ilginç bir örneği olan Magdalena çatı katı, estetik ve kullanışlılığı bir araya getirerek şehre karakter kazandıran cesur bir yapıya dönüşmüş. Lübnanlı mimarlık şirketi Nabil Gohan Mimarlık tarafından tasarlanan yapı Lübnan'da yer alıyor. Kullanıcısının dedesine ait olan bu yapı 1930'larda Lübnan'da inşa edilmiş ilk modern yapılardan biri olma özelliğini de taşıyor. Yapı geçmiş yaşamında 28 yıl boyunca askerler tarafından kullanılmış. Çam ağaçlarıyla çevrili olan bu taş evin renovasyonunun ana fikri ise sürdürülebilirlik teması üzerine yaslanmış. İçinde bir havuz ve sanat galerisini de barındıran yapının bahçesinde binden fazla çam ağacı dikilmiş ve böylece doğayla bağları güçlendirilmiş. Ömründe iki farklı yaşamı sığdırmış olan bu yapı, geçmişle günümüzün harmanlanmasının modern bir örneği olarak karşımızda duruyor. Danimarkalı mimarlık şirketi Bjarke Ingves grubu tarafından tasarlanan bu yapı Kopenhag'da yer alıyor. 5 katlı yapının yapılış amacı sürdürülebilir ve düşük maliyetli yaşam alanlarını tasarlamak. Gözenekli dış cephesiyle modern yapı merkeze doğru kıvrılarak plaza ve yeşil alanları içine katıyor. Sokak seviyesinde ise kullanıcıların birlikte vakit geçirip sosyalleşmesi için bisiklet kullanılabilen, piknik yapılabilen alanlar yaratıyor. Büyüklükleri 60 ile 115 metrekare arasında değişen dairelerin yapımında ahşap ve beton gibi oldukça sade materyaller kullanılmış. Modern mimariyi günlük hayatta buluşturan bu yapı, Kopenhag sokaklarına da yepyeni bir soluk getirmiş. Alman mimarlık şirketi I Like Design Studio tarafından tasarlanan Exxon ofis binası Tayland'da yer alıyor. Yapı çorak bir arazide konumlandırılmış. 4000 metrekarelik bir alana yayılan yapıda ofisler ve çalışanların sosyalleşmesi için alanlar yer alıyor. Projenin yapımında oldukça sade ve sürdürülebilir materyaller kullanılmış. Yapı iki ayrı bölümden oluşmuş. İki binayı birleştiren alansa ofis çalışanlarının sosyalleşmesi için özel olarak düşünülmüş. Ofis binasının doğu ve batı duvarlarında beton kullanılmış. Böylece dışarıdaki soğuk hava ve ısının yapıya girişi engellenmiş. Canlı bir şehre kendi renklerini katan bu ofis binası, şıklık ve konforu birleştirerek benzerlerinden de farklı olmayı başarmış. Yine bir Kale Bodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.